Temmuz, 29 Temmuz arasındaki haftalık burç yorumumuza hoş geldiniz diyorum. Evet, koçları neler bekliyor diyorsanız 23 Temmuz itibariyle biliyorsunuz ki 27 itibariyle yüzyılın en inanılmaz retrosunu yaşayacağız. Yani yüzyılın en iyi bir ay tutulmasını yakalayacağız. Keyifli olacak ama ben bir burçları yorumlayayım. Şimdi onlara takılmayalım. Koç burcu özellikle gergin, karmaşık ve düzensiz bir haftaya giriş yaşadığı için biraz daha sakin olursanız önünüzdeki evrak, dosya ve halletmeniz gereken bir sürü işleriniz var. Her şeyi alevlendiğiniz bir hafta yaşıyorsunuz. O yüzden sakin oluyorsunuz. Çünkü sizin 30 Temmuz'dan sonra verimlilik, aydınlanma, büyük işlere imza atacaksınız. Fakat uzun süredir beklediğiniz devletle ilgili evraklarınız ya da kağıtlarınız aksilik yaşıyorsa bunlar da Eylül başına kadar gelecek. Koçlarda büyük gerilim dediğimiz süreç geride kalıyor. Verimlilik ve huzur başlayacak. Özel hayat konusunda koçlarda ciddi anlamda uzun süredir ilişki yaşamayan koçlarda mutlu bir aşk dönemi başlayacak. Evli koç burçlarımız ise evlilikleriyle ilgili toparlamak istediği yenilikleri var. Devlete girmek isteyen koç burçlarımız için de Eylül ayı devlet kapısının hayırlı olacak. Özellikle sağlık olarak da gözlükle ilgili, gözle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum. 23 Temmuz, 30 Temmuz arası boğa burcunu neler bekliyor diyorsanız, boğalar çok yoğun bir iç temposunu geride bıraktı. Sinirli ve gergin havayı geride bırakıyorlar. Muhteşem ve keyifli bir tatil kapısına giriş yaptılar. Maşallah boğalar hiç tatilden eksik değiller. Her yerde ya teknede ya jet ski'deler. Maşallah subhanallah. O yüzden onlar Ağustos'u ve Temmuz'u keyifli geçirmek istedikleri için ve Eylül'de muhteşem işe konsantre olmak istiyorlar. Büyük imzalar atılacak. O yüzden boğalar yazın tadını çıkartın. Ailenizde uzun süredir hasta abla ya da kardeş ya da kadın rahatsızlığı var. Son aydınlığa kavuşacak. Boğalarda bir ev anahtarı almak ve bir niyetleri var. Ekim'e kadar bu gerçekleşmiş olacak. Boğaların en büyük sorunu alınganlık, dargınlık, niyet üstlüklerini anlayamayabilirsiniz. O yüzden onların üstüne gitmeyin diyorum. Sağlık konusunda boğalarda özellikle boyun bel fıtığı uyarısı var. Dikkat diyorum. Uzun süredir ilişki yaşamayan boğa burçlarımız için de aşk dönemi biraz daha sabırlı olursanız doğru insanı bulma ve evlilik yapmak isteyen boğa burçlarımız için de bu yıl bitmeden parmaklarında alyans ve huzur ve güzel bir düzen oturtacaklar. O yüzden boğalarda aslında geçmiş ait borçları toparlanma, yeni ilişkiye ait olma ve güzel süreçler sağlanacak. 23 Temmuz, 30 Temmuz ikizleri neler bekliyor diyorsanız ikizler iyice uyku modlarına geçiş sağladılar. Çünkü onların geçmişteki borçları toparlanma, iyileşme, onlarla mücadele ettikleri için acayip derecede yorgun bir dönem yaşıyor ikizler burcu. İkizler için de en sağlıklı dönem Ekim-Kasım, bütün borçları geride bırakıyoruz. Daha verimli süreç sağlayacak ikizler. İkizlerin özel hayatında uzun süredir ilişki yaşamayan ikizler için Ağustos bitimi ya da Ekim başında doğru insanla karşılaşmış olması gerekiyor ve evlilik yapacağı insanın yönünü belirleyecek. Evli ikizler burcunda çocuk muradı ya da çocukla ilgili tedirginlik ya da tedavi görmek istiyorsanız doğru bir dönem. İnşallah çocuk sahibi olursunuz. Araçya'da yatırım düşüncesi olan ikizler burcu Ağustos bitmeden yatırımlarını yapmak isteyecekler. Verimliliğe erişecekler. İkizlerin en büyük sorunu aileyle ilgili, geçmişle ilgili yaşadığı sorunları tekrar hayatımıza lüksetmemesi için geçmişi kapatmaya çalışıyor ikizler burcu. Doğrusunuz. Evet, çok uzun süredir de kırgın olduğunuz ve görüşmek istemediğiniz insanlarla yüzsüzle kalacaksınız. Bunları da affedin. Kendi enerjinizi iyileştirin istiyorum. Evet, ikizlerin en büyük sorunu nedir? Alınganlık, gerginlik, huzursuzluk. Bunlar geride kalıyor. Daha verimli, daha aydınlık süreç başlayacak. 23 Temmuz yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçler inanılmaz derecede iş telaşı ve hala yazın tadını tam istedikleri gibi çıkartamadıkları için büyük yöneticilerle ilgili gerginlik ve tartışmalar yaşandı. Yerlerinde değişiklik bekliyor yengeç burçları ama bir türlü olmadığı için de işe konsantrasyon yaşayamıyorlar. Yengeçler sabırlı olursanız Eylül'ün 7'si sizin için doğru bereketli olacak. Uzun süredir ilişkisiyle ilgili sorun yaşayan yengeç burçları iyileşme ve gelecek planı, evli yengeç burçları için de ev alma ya da evi değiştirme gibi bir niyet var. Uzun süredir bekar yengeçler için de doğru aşk var ama onlar biraz daha özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemedikleri için, ruh ikizini aradıkları için sabırla bekliyorlar. Hayırlı olacak. Sağlık problemi, mide ya da gaz problemi olabilir yengeçlerde. Mideyi ve yeme
kilo almaya başladı yengeçler, bunları dengelemek lazım. Bir de yengeçlerin uzun süredir devam eden mahkeme ve de devlet ataması ile ilgili beklentisi olan kişiler gerçekten devlet atamaları olacak, panik yapmayın diyorum. Yengeçlerde de diz krampları, ayak krampları ya da kol krampları olabilir, dikkat diyorum. Onların da aileyle geçirecekleri hafta sonu keyifli bir süreç var, bunun tadını çıkartacaklar. O yüzden yengeçler borç ve kredi almaktan korkuyorlar ama güzel bir ev yatırımı yapacaklar. 23 Temmuz aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlar parmaklarını alyansı taktılar. Evlenmek isteyen aslanlar mutlu huzura erdiler. Hatta 2019 Mayıs'ta evlenmeyi planlıyorlar. Allah kısmet ederse olacak diyorum. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan aslanlar için de aslında güzel teklifler var. Kararsızlar, dikkat etmesi gerekiyor aslanlar için. Evli aslan burçlarında da çok erkek çocuklarıyla ilgili yaşadığı eğitimle ilgili korkuları var. Hiç korkmayın, çocuğunuz çok zeki ve çok akıllı. Ve yeni bir eve geçmek istiyorlar. Huzurlu bir ev istiyor aslan burçları. Biraz deniz görsün, biraz doğa görsün arasında. 4000-5000 liralık kiralık yer bakıyorlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Biraz daha para finansın. Çünkü evlisiniz, çocuklar çok fazla ama evet, aslanlarda bu yıl kariyer, basamak ve güçlenme, yurt dışı ile ilgili açmak istedikleri şirket ya da kurmak istedikleri nokta var. Ekim-Kasım'a kadar bunları da gerçekleşmiş olacaklar. O yüzden kariyer hayatları ile ilgili bir eğitim niyeti var aslanların. Bu da gerçekleşecek. O yüzden aslanlar aşkla, huzurda, mutlu da, sadece para kaygıları var. Çünkü ödemeler çok sıkıştı, kredi ödemeleri var. Bunları nasıl toparlayacağım diye korkuları var. Bir de anne babanın onun üstüne düştüğü ve sevgi ve artık anne ve babanın onu çok sevdiğine karar verdi. Onlara değer vermeye başladı aslan burçları, ailesi kıymetli. 23 Temmuz Başak Burcu'nda miras, malla ilgili beklentileriniz var Başaklar. Uzun süredir çözülmesini istediğiniz anne toprakları ya da baba topraklarınızla ilgili pay paylaşılmasını bekliyorsunuz. Allah kısmet ederse ocağa kadar bunlar gerçekleşmiş, hayırlı olacak. Sizlerde de ayaklarda ağrılarınız söz konusu olabilir. Varis, damar şişkinliği, damardan kaynaklanan sorunlar ve uzun süredir babanızla ilgili çözmek istediğiniz ya da abinizle ilgili çözmek istediğiniz bazı işler var. Bunlar toparlanacak diyorum. Ama Başaklarda aşk var mı? Evet, uzun süredir bekar Başaklarda bu yıl bitmeden evlilik ve çok doğru insanı bulacak. Boşanmak isteyen Başak burçları var. Bu yıl bitmeden bunları da gerçekleştirecek. Ve araç isteyen ya da toprak yatırımı yapmak isteyen Başak burçlarımız var. Ağustos'a kadar bu yatırım aydınlığa kavuşacak. Sizde de baş ağrısı söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Biraz daha kardeşler arasında vakit geçirmeniz gerekiyor. Ve uzun süredir akraba ve aileden kaynaklanan gerginlikler geride kaldı. Biraz kendinizi ön plana atın. Çünkü Başaklar çok alıngan oldukları için, bir de çok merhametlidir Başak burçları. Huyuna gidin, canını alın diyorum Başaklara. O yüzden Başakların huyuna gitmeyi tavsiye ediyorum. Başaklarda da yeğen ya da kız kardeşten doğmuş çocuklarla ilgili sevindirici bir haber var. 23 Temmuz terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, teraziler ciddi anlamda hayatlarıyla ilgili iş, plan, program yoğunlukları başladı. Bir 2-3 ay iş kurma gibi niyetleri var. Ortakta işler yapmak istiyor terazi burçları. Ve uzun süredir eğitimiyle ilgili devam ettirmek isteyen teraziler için de bu yıl doğru karar. Kariyer, eğitim ve iş konusunda ortakta yapacakları işler büyük aydınlığa kavuşacak. Yalnız terazilerin şöyle bir sorunu var. Çok detaycı ve çok ince kontrol ettikleri için en ufak pürüzü bile kontrol ediyorlar. Biraz akışına bırakırsanız daha verimli ve daha aydınlık olacak. Terazilerde de uzun süredir beklediğiniz bazı mallar ya da çözülmesini istediğiniz, üstünüze geçmesi gereken tabular var. Bunlar geçecek, sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Bekar teraziler, biraz daha sabırlı olursanız doğru insan çok yakında. Evli teraziler için de eşinize ya da kocanıza alacağınız bir araç gündemde ya da araç değiştirme gündemde. Ufak ufak tatil planlarımız var. Hatta köye gitme gibi niyeti olan terazi burçları var. Gidin denize ya da yaylada gezin, tozun diyorum. Sizin de en büyük sorunuz kalp damar ritimle ilgili sıkıntılarınız olabilir. İhmal etmeyin teraziler. Ve uzun süredir annenizle vakit geçiremeyen terazi burçları aileyle vakit geçirmeli diyorum. 23 Temmuz akrep burçları neler bekliyor? Akrepler duygusal çatışma, kavga, gürültü, patırtı derken yine sakinliğe giriş yaptılar. Ve onların da işlerle ilgili kaygı ve endişeleri çok ön planda. Para yaşadığı, para ödemelerle ilgili borçlar var. Bir türlü bu dengeler oturtmadığı için akrepler iş,
daha tatile çıkamayan akreplerimiz var. Mesela ben bir akrebim, daha tatile çıkamadım. O yüzden akreplerin planlı ve programlı devamlı hesap kitap işleri var. Ve uzun süredir de sağlık problemleri yaşandı. Bronşit, alerjik problemler var, dikkat diyorum. Ve ilişkisiyle ilgili problem yaşayan insanlarda sakinlik, rutine girme ve yeni aşk bekleyen akrepler 2 ya da 3 ay sonra doğru insanını bulmuş olacak, sabırlı olsun diyorum. Ama iş ortaklığı dediğimiz süreç, düşünceleriniz var, yurt dışı ile ilgili planlarınız var Akrep Burcu. Olumlu ve para, ama sizin bir kredi ödemeleriniz ve toparlanması gereken borçlarınız var. Bunları toparlayın diyorum. Bir de ailenizden kalan bazı mallarla ilgili beklediğiniz paralar var. Bunlar da hanenize giriş yapacak. Ama diyorum ki alınganlığı geride bıraktı akrepler, gerçek ve hayallerle yüzleşmeyi geride bırakıyoruz, gerçekleri görmeye başladı. 23 Temmuz yay burçları, tatil, kafa dinleme, hani kariyer hayatıyla ilgili bütün evrakları teslim ettiler. Şu an tatil kafasındalar ve ilişki kafasındalar. Uzun süredir bekar yay burçlarında da Ağustos doğru aşka yelken açma diyoruz. Onlar için inanılmaz keyifli bir süreç. Uzun süredir ilişkinizle problem yaşayan ve var olan ilişkinizde kavgalar, gürültüler, patırtı, ayrıldık diyen yay burçları aslında tekrar bir araya gelip evlilik kararını verecek. Evli yay burçlarımız için de aslında bütün her şey güzel gidiyor ama bir çocuk muradı ya da çocuk niyetimiz var. Bir de yay burçlarında anne ameliyatı ya da kayınvalide ameliyatı ya da abla ameliyatı olabilir. Sonra aydınlık olacak, panik yapmayın yaylar. Hastaneye düşen hastanın sağlığına kavuşacak diyorum. Bir de ortaklı iş yapmak isteyen yay burçları için Ekim ayı doğru bir süreç, şu an ani kararlar verip gereksiz işlere ortaklık yapmayın, paranız ziyan olur. Bir de uzun süredir borç verdiğiniz bir kişiden paranızın geri gelmesini istiyorsunuz ve bu daha gelmeyecek, sabırla beklerseniz doğru süreci edeceksiniz. 23 Temmuz Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Oğlaklarda çok yoğun bir iş temposu, ortaklı ve yaşadığı bazı karmaşıklıklar ve bazı işleri ellerden çıkartmak istiyor ve yeni işe girmek ve farklı ülkede işler yapmak isteyen Oğlak burçları için Ocağa kadar sabırlı olursanız kariyer hayatınız olumlu süreçte olacak. Çünkü Oğlakların şu an elinde bırakmak istedikleri bazı işler var. Yeni iş atılım yapmak istiyorlar. Doğru atılımlar ama 4 ay 5 ay sabırlı olmanız gerekiyor. İlişkinizle ilgili devam ettirme kararı aldınız. Gelecek planlar içerisindesiniz ama aklınızda geçmişte bir insan devamlı sizi, kafanızı karıştırıyor. Bence o geçmişteki insanı da kenara bırakın diyorum. Evli Oğlak burçlarının erkek çocuk muradı var. Allah kısmet ederse çocuk sevinci yaşayacak. Oğlakların da aslında parayla ilgili evet çok alacakları var ama varlıkta yoksulluk yaşıyor. Bir sürü mallar var ama bir sürü nakite çeviremiyorlar. Oğlaklar belki aralık onların parasal finanslarıyla ilgili daha verimliliğe kavuşma, daha rahata erme dönemi. Oğlak burçlarında enseyle ilgili problemler yaşanabilir. Omurilikle ilgili dikkat etmesi gereken süreçlerimiz var. 23 Temmuz Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Kovalar ciddi anlamda dahi beyinler, başarmak istediği her şeyin imzasını attılar. Hatta yöneticileriyle ilgili büyük anlaşmaları giriş yaptı ve konumları değişti. Fakat devlete girmek isteyen kova burçları için de 2 ay içerisinde, bunlar öğretmen ya da avukat olmak istiyorsanız, 2 ay içerisinde bazı olumluluklar, verimlilikler olacak, büyük sevinç, aydınlığa kavuşacaksınız. Kovalarda şöyle bir şey var. Çok uzun süredir görmediğimiz arkadaşlarla yurt dışı ya da şehir dışı seyahati düşüncemiz var kova burçları. Evet yapın, çünkü siz tatili hak ettiniz, aylardır çalıştınız ve artık bir haftada tatil size iyi geleceğini düşünüyorum. Ev değiştirmek isteyen kova burçları, aslında küçük bir evi var, bu evi satıp yeni bir ev almak isteyen kova burçları için de hayırlı bir dönem. Aşk konusunda da kovalara şöyle diyorum, çok uzun süredir ilişki yaşamayan kovalar 15-20 gün ya da 1,5 ay içerisinde gerçekten muhteşem aşk yelken açacaklar ve onların doğru insanını bulma ve huzuru bulma dediğimiz bir süreç. Sağlık problemleri yaşayan kova burçlarımız var. Sağlığınızı dikkate alacaksınız. Kova ya da boğazdaki enfeksiyonlarla ilgili sıkıntılarınız olabilir kova burçları. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Anne baba ziyaretleri var. Bir de hasta bir erkeğimiz var. Onunla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz kovalar diyorum. 23 Temmuz balık burçlarını ne bekliyor? Balıklar devletle ilgili çözmesi gereken evraklar, oluşmasını istediği yeni iş kapısı, hatta
askerlikle ilgili niyeti, o da askere gitmeyecek, paralı asker olacak. O da düzenli hayatını kurmak istiyor. O da evlilik istiyor ve onun için de Mayıs, Haziran doğru bir evlilik zamanı diyorum. O da bir ev niyeti var, Allah kısmet ederse değiştirip daha verimli bir süreci. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan balıklar, ben artık evlendim, evlenemiyorum, evde kaldım diyen balık burçlarına müjde. Aşk kapıda, huzurlu ve bereketli olacaksınız, endişe etmeyin. Ve sizin de yasal olarak çözmek istediğiniz bazı mahkemesel sorunlarımız var. Bunlar büyük aydınlığa kavuşacak. Bir de birinden borç almak istiyorsunuz ya da borç vermek istiyorsunuz. Şu an paranız dursun, hiç kimseye borç vermeyin. Borçlarınızı geri alın diyorum. Sağlık problemi, psikolojiniz çok yoruldu. Biraz ruhunuzu dinlenmek istiyorsunuz. Çünkü çok üst üste gelen laflar sizi yıprattı ama siz huzuru buldunuz, mutluluğu buldunuz. Özellikle yıl size daha verimli olacağını söyleyebilirim. Evet, yüzyılın en büyük ay tutulmasını yaşıyor Türkiye'de, dünya genelinde. Depremler, seller, felaketler ya da büyük kaoslar söz konusu olabilir. Panik yapmayın, biraz tedirgin olmayın. Her şey akışıyla iyileşecek. Her burç için de geçerli. Kötü giden olaylar kötü olacak diye düşünmeyin. Her şey aydınlığa kavuşacak.